Yaklaşık Nisan sonları gibi işte telefonla arayan bir müşterime gittim, bayan müşteriye. Çanak istediğini söyledi. İşte kurulum yaptıktan sonra tekrardan bir hafta sonra falan beni arıza için tekrar aradı. Tekrar gittim. Sonra işte bana yemek getirmeye falan başladı. Arkadaşlığımız başladı. Sonra sevgili olduk. İşte ailesi bir gece evinden çıktığım anda abisi ve babası beni darp etti. Sonra babasının arabasına bindirip ileride bir aparta götürüp beni burada sabaha kadar alıkoydular. Burada bir çetenin içine attılar. Bu arada arabamı gasp ettiler. Zorla anahtarını aldılar. Telefonumu aldılar. Arabanın içindeki elektronik eşyaları, 2 tane altın bileziği, 19 bin lira nakit parayı ve daha birçok değerli eşyamızı ne varsa boşalttılar. Arabayı da kaza yaptılar. Sol tarafı çarpık. Gittik. Ertesi gün değil, daha sonrası gün işte darp raporu olaraktan gerekli mercilere şikayette bulunduk. Olay yaşanalı 3 ay oldu. Hala bir soruşturma aşaması görmedim. Hani kimse bir sorguya çekilmedi. Bununla ilgili artık en son çare avukata da gittim. Avukata da param olmadığı için davayı sürdüremedim. Sizi aramak zorunda kaldım. Medyayı aramak zorunda kaldım. Sizi sabaha kadar mı alıkoydular? Sabaha kadar alıkoydular. Ne yaptılar size? Sabaha kadar bu şahıslar beni ellerini demir sopayla dövdüler. Kalabalıklardı. Kaç kişilerdi? Yani yaklaşık 7-8 kişilik grup vardı bu apartın içerisinde. Daha sonrasında bu grubun birkaçı tekrardan aynı olayları üzerime gelmeye başladılar. Yani baktılar soruşturma yok, herhangi bir işlem yapılmadı. Onunla ilgili de zaten iki tane şey var karakolda. Bu şahsın birini yakalattırdım. İki sefer içeriye tıkıldı, tekrar geri çıktı. Hala dışarıda. Baba ve abi hiç bu konuda şey değil. Yani çok mağdur bir durumdayım. En sonunda evimi de gasp etti abisi. Kapıyı kırarak girmiş içeriye. Yanında bayan arkadaşıyla kalmaya başlamış. İşte bu olaylardan sonra işte ben parasız kalınca tabii babanın yönlendirmesiyle kız bana yol verdi. En sonunda da bu durumlara düştüm. Dükkanda yatıp kalkıyorum. Kızı babası kullanıyor. Kız temiz kalpli, saf bir kız. Babası zaten kızına sürekli hasta, deli, şizofren gibi şeyler kullanıyor. Yani kız kanalıyla seni ağlarına düşürmüş olamaz da. Evet, o kanalla düşürdüklerini düşünüyorum. Ben sonradan tabii bunları öğrendim. Kızdan şikayetçi misin? Kızdan gerçekleri anlatırsa şikayetçi olmayacağım. Ama şu an şikayetçi oldun mu? Şu an daha resmi bir mercilere şikayetçi olmadım. Burası işte o gece gasp ettiklerinden hırsızlığa gitmişler. Şimdi bunu